Evinin bulunduğu bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı ve iddiaya göre inşaat bitti ve tapularda atıldığı halde evini alamadı. İnşaat sürerken yaptığı itiraz nedeniyle payı açık arttırmayla satılan kadın yıllardır tapusuna kavuşmak için mahkeme mahkeme geziyor. Bir evimi depremde kaybettim, bir evimi burada kaybettim. 338 bin lira arsa bedeli verildi, evinden oldu. Evi kentsel dönüşüme girdi ama sonunda elindekinden de oldu. Beni yalnız diye tapumu elimden aldılar, 7 defa satış yaptılar. Ankara Keçiören'de yaşayan Emine Yalabık'ın evinin de bulunduğu bina 2015'te kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Müteahhit yerine 4 katlı bina yapacaktı ama emsal artınca 12 kata çıkardı. İnşaata metrekaresi daha küçük bir bina daha dahil edilince Yalabık bizim payımız daha fazla olmalı diye itiraz etti. Onlar 14 kişiye 900 metre, bizim 12 kişiye 1014 metre. Ben komşularımın haklarını istedim, kendi hakkım da içinde. Ancak bu itirazı kabul görmedi. Diğer apartman sakinleri rıza gösterince Yalabık'ın tek dairesi de açık artırmayla satıldı. Sadece arsa olarak satıldı. 338 bin lira gibi bir bedel, kendisine düşecek 1,5 milyon lira gibi bir bedelden daha düşük kaldı. Böyle bir para ben almadım. Emine Yalabık, Ankara'ya Marmara depreminden sonra bölgede yaptığı kurtarma çalışmalarıyla adını duyuran eşi emekli deniz astsubayı Osman Yalabık'la gelmişti. Kentsel dönüşüm sürecinde de eşini kaybetti. Başınız sağ olsun. 1999 depreminde deprem yerini, iş yerini terk etmedi. Çadır bile alamamıştık. 35 gün sonra çadır aldık biz. Eşim dedi ki bir depremde evimi kaybettim dedi. Bir evimi de burada kaybettim. Ve her gün üzülüyordu. Ve kalp hastası oldu. Ve kalp krizinden gitti benim eşim. Osman Yalabık albayrağı sarılı tabuduyla son yolculuğuna uğurlanırken eşi Emine Yalabık paraya dokunmadan dava açtı. İdare mahkemesi Emine Yalabık'ı haklı buldu ancak o sırada evi birkaç kere satılmış el değiştirmişti. Mahkemenin kararı bir türlü uygulanamadı. Bir şahıs temize göndermiş ve onu da kazandım ama benim mülküm yine verilmedi. 60 yaşındaki kadın şimdi bir de tapu iptal davası açtı. Ben 2015'ten beri gördüğüm kira zararlarımı istiyorum. Ve benim hiçbirimini vermediler. Ben sıfırdayım. Şöyle simit var sadece. Hiçbir şeyim yok.